Sayın Genel Başkanım, Sayın Bakanım, Kadın Kolları Genel Başkanım, Gençlik Kolları Genel Başkanım, parti meclis üyelerim, çok değerli büyükşehir, il, ilçe, belde, belediye başkanlarım, çok değerli milletvekilim, il başkanım, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum. Yerel seçimlerin ardından 5. yüz yüze toplantımızı düzenlemek üzere Anadolu'nun kadim kenti Kayseri ilimizde beraberiz. Öncelikle bu toplantımızın tekrar belediyelerimizin başarılı çalışmalarına katkıda bulunmasını ve vatandaşlarımıza ulaşacak yeni hizmetlere vesile olmasını diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Son gün dönemde belediye başkanlarımızdan acı kayıplarımız oldu. Önce İzmir Torbalı Belediye Başkanımız İsmail Uygur'u kaybettik. Ardından Erzincan Mollaköy Belediye Başkanımız Kemal Şengül'ü koronadan kaybettik. Ve ne yazık ki son olarak da elim bir trafik kazasında Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açılı kaybettik. Buradan 3 belediye başkanımızı da saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Onları her zaman hatırlayacağız ve asla unutmayacağız. Haziran ayında Gaziantep'te düzenlediğimiz son toplantımızdan bu yana Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ailesine katılan arkadaşlarımız da var. Yozgat Bahadım Belediye Başkanımız Sayın Yurtseven Özdemir ve Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin ve Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu'na da bir kez daha hoş geldiniz diyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar. Kayseri'deki çalışmalarımıza dün belediye başkanlarımızın saha ziyaretleriyle başladık. Başkanlarımız gruplar halinde Kayseri'nin 16 ilçesinin tamamına giderek vatandaşlarımızla bir araya geldiler ve onların dertlerini dinlediler. Bugünden itibaren de yerel yönetimlerimizin çalışmalarını masaya yatıracağız. Şu ana kadar neler yaptığımızı ortaya koyarak ve bundan sonra atacağımız adımları belirleyeceğiz. Program kapsamında belediye başkanlarımızın kendi aralarında değerlendirme yapmalarına, bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına fırsat tanıyacağız. Farklı oturumlarda başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Belediye hizmetlerine katkı sunması amacıyla alanında uzman isimlerin görüşlerini, proje önerilerini dinleyeceğiz. Ve en önemlisi Karakış Fonu'nu konuşacağız. Bu programı düzenlemekteki temel amacımız belediye başkanlarımızın başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmaktır. Belediyelerimizin de idari ve mali açıdan önemli sorunlarının olduğunu, gelir kaynaklarının önemli ölçüde azaldığını biliyoruz. Bu kapsamda hem belediyelerimizin arasındaki dayanışmayı artırmak hem de yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerde yaşadığımız süreci 3 başlıkta ele almak gerekiyor. İlk olarak 2019 seçimlerinde büyük bir başarıyı hep birlikte göğüsledik. Yozlaşan bir iktidara ve belediye kaynaklarını küçük bir çevreye aktaran anlayışa karşı pek çok kentimizde galip geldik. Ve halkımızın verdiği çok önemli bir sorumluluğu da sırtımıza yükledik. İkinci olarak seçimlerden bu yana belediye çalışmalarında iktidarın sayısız engelleme girişimine maruz kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. Yeri geldi belediye başkanlarımız hakkında haksız, hukuksuz soruşturmalar açıldı. Yeri geldi vatandaşın belediyelerimize yaptığı bağışlara el konuldu. Yeri geldi belediyelerimizin vatandaşa yardım götürmesi engellendi. Belediyelerimizin devletten hakkı olan kaynaklara
erişimine dahi mani olundu. Tüm bu hukuksuzluklar milletimizin gözü önünde artarak sürüyor. Ancak gururla söylüyorum ki bizim belediye başkanlarımız önüne konulan tüm engelleri aştı, aşmaya da devam ediyor. Kayseri'den tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir kez daha altını çiziyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimizin vatandaşa hizmetlerine mani olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar. Oturdukları makamlara güvenip bizleri karalamak için her türlü haksızlıktan medet umanlar, kazanamadı, bundan sonra da asla kazanamayacaklar. Uzun zamandır vatandaşın çıkarlarını değil sadece kendi çıkarlarını düşünen iktidarın neden olduğu ağır bir ekonomik buhranın içindeyiz. Küçük bir azınlık dışında toplumun tüm kesimleri artık önünü göremez hale geldi. Vatandaşın karşı karşıya kaldığı bu sorunlar belediye hizmetlerinde önceliklerin de değişmesine neden oldu. Şunu açıkça söylemek isterim. Vatandaşımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin toplumu kandıran çılgın projelere ayıracak tek kuruşu yoktur. Belediyelerimiz vatandaşın en temel ve en öncelikli sorunları çözmek için çalışmaya devam edecektir. Üçüncü başlık olarak ise şunu söylüyoruz. Artık önümüzde yeni bir süreç var. Yerel seçimler ve ardından verdiğimiz hizmetlerle bir duvarın önüne kadar geldik. Şimdi hep birlikte o duvarı yıkmanın zamanıdır. Sayın Genel Başkanım, ufuktaki güneş görülmüştür. Tüm belediyelerimizle bir kararlılık mesajını buradan tüm ülkemize duyuruyoruz. Ufuktaki güneşe doğru yürümeye kararlıyız. Ülkemizdeki kutuplaşmayı, adaletsizliği ve yoksulluğu bitirmeye kararlıyız. Beldesinden büyük şehrine kadar tüm belediye başkanlarımız da ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmaya kararlıyız. Son olarak yerel seçimlerde büyük bir başarıyı omuzlayan, pandemi sürecinde, doğal afetlerde, ekonomik buhran şartlarında vatandaşın yanında olan, harcadığı her kuruşun hesabını millete veren, kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için gece gündüz çalışan tüm belediye başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve bu zor günlerde iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var diyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.